Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu pullu çiçeğimin anlatımını yapacağım. Şöyle üç katlı oluyor arkadaşlar. Ben ortasına farklı, çok basit aslında. Şimdi de anlatacağım zaten. Farklı yaptım. Başlayalım. İpimle kopırlanta şöyle koyu gri bir renkte yaptım. Çiçekte bu kez 5 numara 1,50 milim tığ kullanıyorum. Taban tığlamada da bu tığımı kullanıyorum. İpim nakopırlant olduğu için arkadaşlar ince olması biraz daha iyi tığımda. Bu şekil şöyle pullarım var. Yine koyu gri pullarım. Sihirli bir halka yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle sihirli bir halka yapıyorum arkadaşlar. Şöyle ipimizi arkadan düğüm yapalım. Bir. İçinden çıktık. Bir zincir çektim. Bir. İki. Üç. Ört 5 6 7 8 9 10 11 12 adet sık iğnemi yaptım. Başına şöyle alıyorum arkadaşlar. Hemen bir zincir çektim. Pulumu aldım. Normal sık iğne şeklinde yaptım. Yanındaki sık iğneye batıyorum. Takıldı. Arada hiç bırakmıyoruz arkadaşlar. Yani payetli babetteki gibi her bir zincire bir tane pul takıyoruz. Battım. Hemen bu battığım yer değil. Şöyle göstereyim. Burası değil, bu. Yanındaki diğer bir sık iğne tepesine batıyoruz. Sık iğne şeklinde ördüm. Altta kalıyor. Şöyle pulu geriye attığımız zaman nereye batacağımızı daha kolay göreceğiz arkadaşlar. Bu ara bayağı pullarla adlandı pullandı Instagram. Biz de tüm örgücü arkadaşlarımızla farklı modeller üretmeye devam ediyoruz. Çiçekler, burayı böyle arkadaşlar sık iğne, her bir sık iğnenin üzerine birer tane pul ekliyoruz, bata bata geliyoruz, bitiriyoruz sıra sonuna kadar. Şöyle canlar, sıra sonuna geldim. Şimdi son sık iğne tepemi battım. Son pulumu alıyorum. Biraz gölge oluyor, kusura bakmayın.
Bu kadar. Şimdi bunlar böyle yaptığım şekilde şöyle yatacak canlar. Siz ikinci sıraya başladığınızda bunu daha sonra da düzeltebilirsiniz, bu ortayı. En sonunda zaten bu arkadan ipimizi, sihirli halka yaptığımız kalan ipimizi çekip daha da küçülteceğiz bu ortayı. Şimdi şöyle burayı battık, sık iğnemizi hemen karşıdakinin tepesine batıyoruz. Elimi. Yani sıra başı dediğimiz şekilde arkadaşlar, yalancı sık iğne yapmıyoruz bunu. Kaydırma şekliyle birleştirdik. Bir zincir çektim. Şimdi her bir sık iğnenin başına batıyoruz. Yani 12 idi ya arkadaşlar. Bu ikinci sıra. Şimdi bu üst sıra 24. Bakalım, pullarımızı sayalım. Sayıya takılmayalım. 12 sık iğne yapmıştık. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bizimki 12'den fazla olabilir. Sıkıntı yapmayın yani. Sayılara takılmıyoruz arkadaşlar. Ben buraya iki tane, yok doğru, 12 de olur, 13 de olur, yani sıkıntı yapmayın. Bu alt sıra 12 sık iğne ise üst sırada her bir sık iğneye batıyoruz. Zaten göreceksiniz, pulları birleştirdiğimiz yerlerde de yani zincir başı oluştu. Şöyle arkadaşlar, bakın yani atlamadan her bir zincir başına batarak burada da 24 sık iğne yapacağız. Eğer 13 ise 26 yapacağız. Yani o sıkıntı değil sayılar, kesinlikle. Siz oraya takılmayın. Alt sırada kaç tane ise üstte her sıraya batıyoruz. Her sık iğneye, yani iki katına çıkarmış oluyoruz. Şöyle bir zincir çektim. 1 2 3 dediğim yerler arkadaşlar, bakın. Şöyle yakından göstereyim. Kamera ekranı bazen böyle bulanık oluyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Demek istediğim, bakın her bir sık iğneye şöyle atlamadan, zaten siz göreceksiniz ikinci sırada çok belirgin yani bu zincir başları. Ördüğümüzde oluşan zincir başlarına da, yani oralardan bahsediyorum ben. Çünkü ben pullu babeti yaparken atlıyorum oraları. İnşallah yakında onun da anlatımını yaparsam. Burada atlamadan zaten iki katına çıkıyor. Her zincir başına battığımızda altta 12 ise üst tarafta 24 olacak şimdi. Şöyle arkada zaten belli oluyor sayılarımız net şekilde. Sıra sonuna geldik. Canlar bu dibine batmadan yine kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bir zincir çektim. Şimdi yine bu ikinci sırayı da her sık iğne başına bir pul yapıp diğer yanındakine batıyoruz. Şöyle arkadaşlar, pulumuzu alıyoruz. Battık. Bir yanındakine sık iğne yaptık. Pulumuzu aldık. Battık. Bir yanında, yani aslında sayılara evet özen gösterirsek daha düzgün olacaktır. Ve tabii ki örüş şekli de çok önemli. Sayıları atlamadan yaparsak hepsi aynı bir sırada olacaktır arkadaşlar. Böyle bu sırayı da devam edelim. Yani 12 pulsa altta ilk başladığımızda burada 24 olacak.
13 ise 26. Siz yani matematiği bunun bu. Burayı da bitirelim. Son sıraya gelince göstereceğim. 3. sıraya. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Yine birleştirdik. Bunları sonunda açacağım. Göstereceğim orayı size. Şimdi yine bir zincir çekip yanındaki sık iğne ile devam ediyoruz. Bu 3 sırada benim en altta 13 adetti pullarım. İkinci sırada 26 oldu. Fakat üçüncü sırada 2 katı olmayacak. 10 tane daha pul. Fazla olacak. Yani 13 yine aynı hemen hemen. Şöyle zincir sık iğnelerimizi yapalım biz. Sıra sonuna kadar her zincir başına bir adet sık iğnemizi yaparak devam edelim arkadaşlar. Şöyle. Bir. Şöyle. Belirginleşiyor. Sık iğnelerimiz. Bu sade patik süsü değil arkadaşlar. Her türlü aksesuar olarak kullanabilirsiniz. Toka, taç, broş. Çok şık. Yani farklı süslemelerde de kullanabilirsiniz. Kullanma alanları sizin zevkinize kalmış. Şık bir model. Sıra sonuna geldik. Son sık iğnemizi yapıp şöyle şurası bir zincir çekerek başladığımız yer arkadaşlar. Buraya kaydırma tekniğiyle battım. Şöyle birleştirdim. Arkası da bu şekilde bir görüntü oluyor. Böyle ördüğümüz zaman sayıların hiç kaçırmadan böyle muntazam bir görüntü elde edeceksiniz. Bir zincir çektim. Aynı son sıramızı yapacağız. Pulumu aldım. Sık iğne şeklinde yaptım. Yanındaki sık iğneye direkt atlamıyoruz. Yani ayrıyeten sık iğne yapmıyoruz. Bir zincir çekmiyoruz. İlk başta sıra başında onu yaptım. Direkt sık iğne şeklinde battım. Pulumu aldım. Battım. Pulumu aldım. Battım. Bu şekilde devam edeceğiz. Bu son sıramız oluyor. Çok farklı şeyler de olabilir. Pullarla fikirler geldikçe aklınızı sizlerle paylaşıyoruz zaten arkadaşlar. Birkaç tane daha göstereyim. Şöyle battık, bakın. Bunu sonra ben size bitireyim böyle.
bu şekilde görün, yani açacağım onu, su katlarını. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Sayısına takılmayalım. Batalım her bir zincir başına. 10 tane de fazla olabilir. Sıkıntı değil. Görüntü, elde ettiğimiz görüntü önemli. Devam edelim. Sonunda yine göstereceğim. Evet. Arkadaşlar, son pulumuzu şöyle yaptım. İlk sırada 13, ikinci sırada 26, son sırada benim 35 oldu. Yani bir eksik. Burada her sıraya batmanıza gerek yok. Yani her zincir başına battık ama ben 5-6 yerde böyle bir tane atladım. Sıkıntı olmuyor. Yani çok üst üste binmesini istiyorsanız şöyle ben bu dibine de batayım bunu. Bitireceğiz inşallah. Bir zincir çektim ve kestim. Böyle üst üste bir görüntümüz oldu. İpimizi alalım. Ben bunu saklayayım hemen arkadan. Dediğim gibi arkadaşlar, en üst sırada, çünkü iki katına çıktığı için sık iğneler, çok pul kalabalığı olmasın diyorsanız en üst sırada bir tane atlamanızı, ben 5-6 mesela hani yanındakine batıyordum ya, bir tane bırakıyordum arada. Aralarda 5-6 tane öyle bıraktım. Sizde bir sıkıntı olmuyor yani. Burayı da arkadaşlar, arkada bakın böyle bir görüntü oluştu. Bunu da böyle sıkabilirsiniz. Ortadaki şu boş yuvarlak kısım iyice küçük olsun istiyorsanız burayı iyice sıkıp düğümledim. Kestim. Şöyle. İlk sıramızı açalım kenarlardan. Bu gri tonu farklı oldu benim. Bu kez çok hoş bir model. Zaten elimizde düzeltince düzeliyor. İkinci sıramızı da açalım. Böyle kendiliğinden açılıyor. Ben ortayı, en alt kattakini açmadım. Bu görüntü o yüzden arkadaşlar biraz daha büyük oldu. Evet. Dediğim gibi bu orta katı açmıyoruz. Evet canlar, pulu çiçeğimizi bitirdik. Şu şekilde göstereyim. Bu koyu gri ve pul olduğu için birazcık daha belli olması belki biraz zor olabilir. Şöyle elimizle de kenarlarını düzelttiğimiz zaman, ortasını dediğim gibi açmadan kullandım. Siz açabilirsiniz de, böyle benim daha çok hoşuma gitti. Instagram sayfamda da paylaştım. Kenarlarını da böyle kapalıydı ördüğümüz hali. Açtık. Bu şekil oldu. Arkası bu şekil. Göstereyim ben. Burada bitirdik. Siz de benimle birlikte örmek isterseniz canlar, kanalımda abone olup bol beğeni, bol yorum yapmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Yaptığınız çekleri Instagram sayfamdan da bekliyorum. Hikaye bölümünde paylaşıyorum. Yetişebildiğim kadarıyla. Umarım anlaşılır olmuştur. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kolay gelsin.